Bir Çapraz Açık programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli 23. dönem milletvekillerinden Sayın Ali Rıza Ertemur. Sayın Ertemur hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konum ise Milliyetçi Hareket Partisi Denizli 21. dönem milletvekillerinden Sayın Salih Erbey'in. Sayın Erbey'in siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle koalisyonla başlayalım. Koalisyon bitmek üzere. Bu cuma şekillenecek. Koalisyonu nasıl görüyorsunuz Sayın Ertemur? Yani Cumhuriyet Halk Partisi yakın gidiyor AK Parti ile beraber. Son rütüş ve bitişi cuma günü belli olacak diye söyleniyor. Nasıl karşılıyorsunuz koalisyonu? Yani görünen o ki yaklaşık 20-25 günden beri süren bir çalışma oldu AKP ile CHP arasında. Heyetler görüştüler. Her iki parti de görüşlerini, düşüncelerini nasıl bir koalisyon çalışması yapacaklarını heyetler arasında görüştüler. Artık şimdi iş Sayın Genel Başkanlara kaldı. Ben kamuoyunda aldığımız tepkiler, verilen mesajlar görüküyor ki anlaşmanın biraz uzak olduğu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP'nin bir koalisyon, ki zaten AKP bunu istemiyor. Biz seçimin olduğunda 7 Haziran'dan bugüne kadar baktığımız tabloda sadece orta alanda top döndürüyorlar diye düşünüyorum. AKP özellikle böyle bir ortamda, Türkiye'nin içinde bulunduğu kan gölüne dönmüş bir durumda, her gün bir şehit haberi aldığımız bir durumda, böyle hiçbir partinin, hiçbir yöneticinin, hiçbir liderin artık 20-25 gün süren bir koalisyon süreci olmaz. Bakın bu görüşmelerin koalisyon 45 günlük süre içerisinde hükümetin kurulması lazım. Şurada kaldı 17-18 günlük bir süre. Yani cuma günü veya hafta, önümüzdeki hafta pazartesi, salı görüşüleceği söyleniyor şimdi de. Bu her geçen gün artık bu işin ötelendiğini, artık bu işin yapılmayacağı anlamına geldiğini düşünüyorum ben. Ama 7 Haziran'da halkın iradesini bir kişi, yani saraydaki oturan Cumhurbaşkanı engelliyor. Yani bu koalisyonu belki AKP'nin içerisinde iyi niyetli bu ülke sevdalısı olan arkadaşlarımız da var. Onlarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ikisi ortak bir koalisyon kurduğunda toplumun çoğu kesimini kucaklayan bir anlayışın hükümet olacağı, iktidar olacağı söz konusuyken belki bu olumsuz tablonun bir an önce Türkiye üzerinden kalkması anlamında çok büyük faydası olacaktır. Ama göründüğü kadarıyla bu anlayışın henüz gerçekleşmeyeceği, her iki parti içerisinde de sıkıntılar yaşanacağı aşikar. Kısa günler kaldı yani. Bitti ya, bu 17-18 günlük bir süre kaldı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın istemediğini mi söylüyorsunuz koalisyon? Yani şimdi baktığınız zaman öyle bir tablo. Zaten biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinden sonra erken seçimi ilk telaffuz eden kişi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Dolayısıyla bugüne kadar gelen bir tabloda, bu ülkenin içinde yaşadığı ekonomik bir sendrom içerisinde, kriz içerisinde yaşıyoruz. Her gün şehit haberler alıyoruz. Dolar 3000 liraya dayanmış. Yani içerideki esnafımız, sanayicimiz sıkıntılı bir süreç yaşarken sizin böyle bir lüksünüz olamaz. 25 gün süren bir koalisyon görüşmesi olamaz. Olmamalı. Yani ülkeyi bir an önce bu olumsuz tablodan kurtarmak için herkes artık belirli düzeyde o özverileri vererek, kendi ilkelerinden de taviz vererek, gerekirse ülke adına, yani kısa bir dönem içerisinde hemen hükümeti kurup yola devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Ertan, uzun maddeler var. Yani her iki tarafında maddeleri peki var. Peki 45 gün mü bekleyeceğiz? Yani 17 gün kalmış burada. Ama maddeler üzerinde... Peki anlaşamadılar. AKP ile CHP ile anlaşamadı. MHP ile AKP'nin bir görüşmesi olacak. O süre yetmeyecek ki o zaman. Siz ama Milliyetçi Hareket Partisi kapatmış durumda şu an. Olsun. Yani bu süreç ne dedi? Siz görüşün. Bakın olmuyorsa ben yine varım demiştim. Denerim demiştim. Bir daha görüşürüz demiştim. Ama zaten tablo onu gösteriyor. MHP kapadı. AKP ile CHP uzun süreçten beri hala bir ortak noktaya gelemedik. Yani bu gidilen, görünen tablo şu. Bir erken seçim, ki zaten ayı da telafi edilmeye başlandı. Kasım ayında yapılacak diye konuşulmaya başlandı. Bu mevcut hükümeti kendisinin 258 kişilik kadrosuyla devam edeceğini, bir erken seçim hükümet olarak devam edeceğini düşünüyorum. Peki Sayın Erbey'in, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da koalisyon, dediği gibi Sayın Ertuğrul'un, kapandı gibi ama
günlerde sayılı günler kaldı. Yani uzlaşma bile sayılı yani. Günler bile yok desek diyebilir. Nasıl olur? Yani sizi bir koalisyon görmüş bir milletvekili olarak nasıl yorumluyorsunuz bu olayı? Efendim öncelikle Pamukkale TV kanalıyla bizleri evlerine, işlerine misafir eden hemşerilerime hayırlı günler diliyorum. Baştan da şunu ifade etmek istiyorum. 21. dönem Denizli milletvekili olarak şu anki görüşlerim benim tecrübeme dayanı gözlemlerimdir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzel kişiliğine ilişkin bir yorum söz konusu değildir. Bu yetkim de yoktur. Bir haddim de yoktur. Ben geçmişten gelen tecrübelerim ışığında bugünü sizlerin kanalı Sayın Vekilimizin huzurunda beraber yorumluyoruz. Yani Sayın Vekilim de ifade etti. Görüşlerine katılıyorum. Sadece şunu açmak istiyorum. CHP ve AKP hükümet görüşmeleri tabiri caizse yasak savunmacı bir görüşme. Saray tarafından organize edilen. Aslında top çeviriyorlar ama kaleye gitmiyorlar. Çizgi yarı sahayı geçmiyorlar. Geçemiyorlar. Niye geçemiyorlar? Geçmek de istiyorlar. Bir saray vesayeti var. Sarayın kurduğu bir kurgu var. Aslında kafalarının arkasında bana göre Sayın Kılıçdaroğlu hükümet ortağı olmak istiyor. Hükümet ortağı olmak istiyor. Yine benim şahsi kanaatim hükümet ortaklığının şeyi de hükümet ortaklığından ziyade Eylül, Ekim, Kasım'da yapılacak CHP kurultayına iktidar ortağı olarak girmek istiyor. CHP kongresini eli güçlü olarak çıkarmak istiyor. Başbakan yardımcısı olarak mı girmek istiyor? Hükümet ortağı. Yani bir ara demişti ben girmeyebilirim ama lider olarak hükümet olmayabilirim arkadaşım da olabilir. Yani Mesut Yılmaz Bey'in Cumhur Ersuner formülü gibi ama girmek istiyor. Esas amaç CHP kurultayında hükümet ortağı olarak kendi iç kongresini genel başkanlığı noktasında hasarsız atlatmak istiyor. Sayın Davutoğlu aynı kanaatte fakat Sayın Erdoğan'a da bunu direkt diyemiyor. Hani reklamlarda bir çocuk var ya yüzüne dümdük diyemem misafirdir diye. Ben olmak istiyorum ama diyemiyor. Arada onu üzmeden olabilir miyim? AKP kongresini başbakan olarak girebilir miyim derdinde. Ve bu kongreden sonra 3-5 ay, 6 ay, 8 ay, 1 yıl neyse hükümet ortaklığında ki erken seçimde, tekrar seçimde değil, erken seçime girersem listelerdeki inisiyatifi de tam alabilir miyim diye bir ön yargıların kafanın arkasındaki söylenmeyen şeyler ışığında bir koalisyon görüşmeleri oluyor. Bu noktada Sayın Vekilimizin ifade ettiği gibi hükümet kuruyorsunuz. 45 günlük anayasada bir zaman var. Zaten bunun meclis yeminler başkanlık yeminler oluşuncaya kadar bir ayı geçmiş. Bunun üstüne 45 gün daha ekliyorsun. 2015 boşa geçti. Bu belirsizlik veyahut da tutarsızlık 2016'yı da yaralıyor. Ekonomi gitmiş. Asayiş gitmiş. Koalisyon görüşmelerini olmazsa da bizden olmadı, bizden kaynaklanmadı deyip vatandaşa şikayet argümanları biriktiriyorlar. Yani iki liderin genel başkanın kafasında var ama bu olmazsa kendi kongrelerimizde en az zararla nasıl çıkarız yapıyor. Milletin zararını düşünen yok diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki iki lider dediğiniz yani hem Kılıçdaroğlu hem Davutoğlu ikisi de kongreye giderken güçlü gidecekler ama şimdi vatandaş da seçim sandığına gittiği zaman siz koalisyon kurun diye bir öneride bulundu. Tabii yani. Zaten 7 Haziran'ı tahliye edersek 7 Haziran'da çıkan halkın iradesi koalisyon kurun. Sizin evet koalisyon hiçbir partiye tek başına iktidar olma şansını vermedi. Peki şu soruyu sormak istiyorum. Sayın Davutoğlu olarak Sayın Kılıçdaroğlu biz mücadele verdik ama olmadı. Sayın Bahçeli bundan nasıl etkilenecek? Şimdi efendim CHP ve AKP yetkili kurulları görüşüyor. Bize göre uzatarak görüşüyor.
kurmak isteselerdi şu ana kadar daha erken almaları lazımdı. Zaman israfı. Sayın Genel Başkan ilk andan itibaren zaten tavrını koydu. Dedi ki biz hükümet ortaklığına yokuz. Ancak ülke şartları gerektirirse anayasadaki ilk 4 madde şartlarım var. Anayasadaki ilk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel direklerini kabul etmek, çözüm sürecini sonlandırmak ve yolsuzlukları araştırmak, yolsuzluğa gitmek kaydıyla bir teklifle gelirlerse belki düşünebiliriz dedi. E çözüm süreci olmuş, dağılma süreci, dönemezler. 17-25 Aralık'ın hesabından kaçıyorlar. Dolayısıyla arkalarında Sayın Arınç'ın geçen gün bir açıklaması vardı. İşte askeri karargahların önünden çözüm sürecinden şımaran bölücüler geçerken askerlerimize bize nanik yapıyorlardı. Biz de bunları biliyorduk. Yani hem devlet adamlığı vasfında hem devlet yönetiminde bir suç, bir devlet aleyhine işlenen suç varsa bunu biliyorduk ama göz yoktu demek suçlarını itiraf ediyorlar. Bunu kendileri zamana yayarak o bölgeden 330 vekili alıp 7 Haziran'da başkanlık sistemine giden bir referanduma ara istasyon kurmak istediler. Olmadı. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında yine tekrar seçim dediği HDP'yi veyahut da MHP'yi kafasına ikisinden birisini baraja takabilirsem konjonktürü oluşturup da 330'u yakalarsam meclisten başkanlık için referandumu çıkarırsam referandumda da sanal bir bahar havasıyla başkanlığa geçebilir miyim? Bırakmadılar onu. Yani 7 Haziran'da milletin verdiği mesajı kendileri açısından doğru okumadılar. Tabiri caizse milleti yokuşa sürüp işleri yoruyorlar. Bir, çözüm sürecinde bataklığa battılar. İki, hırsızlıkta suçüstü yakalandılar. Bunun arkadan gelen korkusundan dolayı MHP ile zaten yapamazlar. Bu şartlara da gelemeyeceklerini söylüyorlar. Gelirlerse MHP'nin yetkili kurulları genel başkanın verdiği görev çerçevesinde değerlendirir diye düşünüyorum. Sayın Ertamur, Sayın Kılıçdaroğlu hükümetin yani ortağı olduğu zaman çok güçlü bir şekilde kongreye gider mi? Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerine sarsıntı yaşamaz mı bu koalisyonda? Tabii ki yani aslında iki partinin de hem AKP'nin de hem de CHP'nin de tabanı bu koalisyona çok sıcak bakmıyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun her zaman söylediği gibi ülke menfaati için biliyorum ki diyor çok zarar alacağız. Biliyorum ki çok büyük tepkiler alacağız. Ama ülke adına biz bu koalisyona varız. İyi niyetli varız. Ama tabii bu sözcükler bir yere kadar gidiyor, bir yerde de tıkanıp kalıyor. Dolayısıyla yani ben o 25 günlük uzayan süreyi, görüşmeyi bir hafta 10 gün daha devam ettikten sonra artık bu işin tıkanacağı noktasına geldiğine inanıyorum. Bir kongre süreci, evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kongre takvimi başladı. Elbette siyasi partilerin genel başkanları her seçimde bir önceki seçimden daha başarılı çıkarak iktidar alternatif bir siyasi oluşumun yaşamasını devam ederler. Dolayısıyla şu anda da Sayın Genel Başkanımız böyle bir kongre düşüncesi içerisinde gideceğini, koalisyon kurmayı isteyeceğini düşünmüyorum. Ama bunu düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Fakat dün Sayın Parti Sözcümüzün Haluk Koç'un açıklaması var biliyorsunuz. Yani bizim için iyi niyetli buraya kadar getirdik. Buradan sonrası yani bizi çok fazla ilgilendirmiyor. İlla da koalisyon kuracağız diye bir şartımız yok. Buradan çıkardığım nokta benim. Demek ki o görüşmelerin çok fazla olumlu geçmediğini biliyorsunuz. O görüşmeleri Sayın Haluk Koç yönetiyordu. Bizim komisyonun başında o vardı. Heyetin başında o vardı. Dolayısıyla böyle bir açıklama yapıyorsa ki MYK'dan sonra bu açıklama geldiğinde benim okuduğum, o açıklamada okuduğum şey şu. Yani artık direkt bunu söylenmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonun içerisinde olmayacak denmiyor. Biz getirdik, iyi niyetle buraya taşıdık ama ortak bazı noktalarda da birleştik.
Fakat çok uzun noktaya taşıyacağımızı zannetmiyorum da. Bu benim algılamam. Yani Haluk Bey'in konuşmasını algıladım bu. Dolayısıyla bu süreç devam ediyor. Bizim kongrelerimiz dediğim gibi başladı. Ama bir erken seçim kararı aldığınız anda otomatikman duracak. Nerede devam ediyorsa orada duracak. Yani ben bunu çok fazla düşüneceğini zannetmiyorum. Etki etmez mi? Yani Kılıçdaroğlu'nu kongrede güçlü kılan biri etki etmez mi? Tabii ki canım. Yani şimdi bugün bir iktidar ortağısınız. Dolayısıyla alacağınız sayı nedir bilemem ama 10'dur 15'tir bir bakanlık. Tabii ki bu bir güçtür. Türkiye'ye yönetmeye talip olarak yöneten hükümetin yarısı sizsiniz. Siz diyorsunuz ki Sayın Koç'un açıklamasına göre bir koalisyon artık... Benim okuduğum o. Belki de yani. Benim okuduğum artık o. Artık gözükmüyor. Tabii gözükmüyor. Zaten başladığı günden beri ben buna içime hem sindiremedim açıkçası hem de inanmadım. Yani böyle bir hani... Sindiremediğiniz olayı biraz açar mısınız? Yani şimdi izleyeceğiniz... Ben onu başta söyledim. Ben AKP ile düne kadar miting alanlarında sürekli 17-25 Aralık'ı konuşan, hırsızsınız siz diyen benim Sayın Genel Başkanım'ın bir AKP ile böyle bir koalisyon kurmasını asla içime sindiremem. Bu benim kendi düşüncem. Ama Sayın Genel Başkanım'ın MHK yöneticilerim AKP ile bir koalisyonu yapalım diyorlarsa da bizim onlara sadece saygı duymamız gerekecek. Bu benim görüşüm. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin düne kadar bir mücadele içerisine girdiğimiz siyasi oluşum ki onun dün genel başkanı, başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanıma söylediği, yaptığı hakaretleri bir anda görmezden gelemem ben. Ben onları bildiğim için ben içime sindiremiyorum. AKP, CHP koalisyonu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını da mı sindiremiyor? Yani çoğu arkadaşımızın aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Elbette yani bir koalisyon sanırım... kurulsun, hükümette olalım. Türkiye'nin erozyona uğramış, yıpranmış her alanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de katkısı olsun, çalışması olsun diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Bu benim kişisel düşüncem. Yani düne kadar mücadele ettiğim bir siyasi oluşumu, düne kadar miting alanlarında, televizyonlarda her türlü argümanı kullanarak her türlü hakareti yapan bir cumhurbaşkanı, o dönemin başbakanı, şimdi aynı siyasi oluşumun içindeki arkadaşları gelin hep beraber bir ortak noktada buluşalım. Peki biz o zaman 17-25 Aralık'ı unutacak mıyız? Bugüne kadar yapılan yolsuzlukları unutacak mıyız? Yolsuzlukları taşıyacağız diye biz miting alanlarına çıktık. Bizim taahhütlerimiz var. Eğer o taahhütlerimizi yerine getiremeyeceksek, işte asgari ücreti 1500 yapacağız, mazotu 1500 lira yapacağız, köylümüzü kalkındıracağız, emeklimizi kalkındıracağız. Anlaşılan o ki zaten bunlar AKP'nin hiçbir şeyinde yok, düşüncesinde yok. Dolayısıyla biz bunları yaşama geçiremezsek o koalisyonun altında çöker kalırız. Bu doğrultuda eğer politikalarımızı uygulama şansımız doğarsa, politikalarımızı halkımıza verdiğimiz seçim taahhütlerini yerine getirebilme şansı doğarsa niye olmasın? Elbette olabilir. Ama mutlaka bu AKP'den de hesap sorulmalı. Siz 13 yılın hesabını sormadan, 13 yılın bu ülkenin kaybını sormadan gelin beraber ortak olalım dersek bence sıkıntılı süreç var demektir. Yani biz 13 yıllık bir takım yolsuzluklara ortak olmaya gitmiyoruz oraya. Biz onları hesap sormaya gidiyoruz. Bizim amacımız bu olmalı. Yani koalisyon... Ve tabii bizim şartlarımız ve amacımız bu olmalı. Ve ben halkımıza verdiğimiz taahhütleri de yerine getirebilme olanaklarını elbette belki hepsi bir anda gelmez. Zaten ilk anda ve ilk 100 günde de 3 bölümlük bir sunum yaptı arkadaşlarımız. Bu anlayışın yaşama geçerse Türkiye Cumhuriyeti'nin şu içinde bulunduğu kaosun bir önce kalkınması söz konusu ise, kan durdurulacak ise, ülkeye yeniden barış ve huzur gelecek ise elbette Cumhuriyet Halk Partisi de bırakın elini taşın altına koymayı, gövdesini koyar. Yani şöyle baktığımızda Sayın Erbey'in, ben de şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi HDP'nin meclise girmesiyle MHP'nin tavrı bir anda değişti. Yani hem koalisyonlarda olsun. MHP'den ziyade AKP'nin tavrı değişti. Çünkü MHP zaten anketlerle, çalışmalarıyla kendi oyunu zaten koruyan bir siyasi oluşum. Burada Yalçın Akdoğan ne dedi? Başbakan yardımcısı. HDP için. Siz bizi, HDP için, siz bizi, sizi başkan, seni başkan yaptırmayacağız dediniz. Şimdi onun için uğraşılır. Bütün mesele bu. Eğer AKP atıyorum ki 9.9'da kalsaydı
HDP 9.9'da kalsaydı bunun en çok sevineni ne Cumhuriyet Halk Partisi olacaktı ne MHP olacaktı. Yani elbette onlar da belki milletvekili sayıları 3'er 5'er artacaktı ama genel tabloya baktığınız zaman bunun faydasını görecek tek siyasi oluşum AKP'ydi. Zaten onlar için sindiremedi. Zaten başbakan olduğu yerde ben onun hayalleri vardı çünkü. O kaçak sarayın bir odalı, 2000 odalı kaçak sarayında Tayyip Erdoğan hayaller kuruyordu 7 Haziran'a kadar. Ben 8 Haziran'da işte ilk yapılacak da hükümetten sonra da başkanlık sistemine getireceğim. Bu ülkenin başkanı olacağım hayalleri var. O hayalleri suya düşünce hepsi birden feryat etti. Yani siz 7 Haziran'da halk bir gün önce 6 Haziran'da halkın iradesine saygılıyız diyeceksiniz. 7 Haziran'da halk kararını verecek. Diyecek ki kardeşim koalisyon hükümeti kurulacak. Tek başınız hiçbir iktidar getirmiyorum diyeceksin. Sen hayır sana inanmıyorum. Senin aldığın karara saygı duymuyorum. Ben yeniden seçim istiyorum. Kimsin sen ya? Sen kimsin ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani 7 Haziran'da halkın verildiği kararı bir anda silip atmak işte o bütün o senaryondan intikam alacaklar. Kim? AKP, HDP'den intikam alacak. Ondan sonra bir senaryo kuruldu. IŞİD saldırdı dendi. Suruç olayları gündeme geldi. Terör ortlamaya başladı. Yazık günah değil mi? Bir koltuk için, bir şehidimiz için milyonlarca koltuğa feda ediyorlar. Olur mu böyle bir şey? Şehitlerimiz gidiyor. 21 yaşında gençlerimiz gidiyor. Koltuk için değer mi bu? O bekanı korumak için ben başkan olacağım diye her türlü şey mübahtır. İsterse ülke kan gölüne gelsin diyen kimdir şu anda? Ya, terör örgütlerine geleceğiz ama Sayın Ertan, ben şey olarak soruyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP'ye karşı bir mezdeki tavrı. Bunu öğrenmek istiyorum. Yani Sayın Erbey'in, Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP'ye karşı tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamam, bir terör örgütünün uzantısı diyor Sayın Bahçeli. Ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Dört tane siyasi parti. Dediğiniz gibi halkın oylarına gelmiş dört siyasi parti. Sedat Bey, şimdi Sayın Genel Başkanımızın HDP'ye nasıl baktığı açık ve net. Şu an Pamukkale Televizyonu'nda program yapıyoruz. Evet. Program bittikten sonra Bayramyeri Meydanı'na çıkalım. Rastgele 10 kişiye soralım. HDP'nin HDP'ye bakışınız nedir? Siyasi anlamda. 10 kişinin 100 kişi dersek 99 der ki PKK'nın siyasi örgütüdür der. Yani vatandaşın gördüğünü siyasi parti genel başkanı olarak ifade etmekten doğal ne olabilir? Bunu biz söylemiyoruz. HDP eş genel başkanı Sayın Yüksekdağ da söyledi zaten. Biz sırtımızı PKK'nın yan kollara dayadığını söyledi. Yani görünen şeyi ifade etmekten doğal ne olabilir? Burada esas sıkıntı HDP'de değil. HDP'yi daha doğrusu çözüm süreci adı altında ülkeyi kaosa sürükleyen 13 yıllık bir AKP iktidarı var. 13 yıl önce hatırlayın 2003 Kasım'ında güvenlik anlamında, komşular anlamında ülkemizin durumu neydi? Sıfır terör vardı. Komşularla sıfır sorun da vardı. Bir kitap yazarak gündeme getirilen şimdiki Sayın Başbakanım Ahmet Davutoğlu o zaman il il konferanslar yapıyordu. 2002 Kasım'ından önce Ankara'da da Kavaklıdere'de bir salonda konferansı vardı. Bizim arkadaşlar dediler ki o zaman meclisteydik. Gidelim, gittik. Bir hayal alemi. Hayal alemi içinde mutluluk reçeteleri. Hayal etmek güzel şeydir. Ama sanalla gerçeği de ayırmak gerekir. 13 yıl önce sıfır sorun, sıfır terörle bir ülke aldılar. Tekrar vatandaşlarımıza o günleri göz önüne getirsinler. 100 yılın bir felaketi olmuş. Ülke ekonomisinin üretim kaynakları. İstanbul, Kocaeli, Düzce, Yalova hattı yani. Gayri siyafi milli hasılanın 1/4'üne yakın üretim olan bir kriz olmuş, deprem olmuş. Bunun getirdiği bir yıkım. Oraları ayağa kaldırmak için gereken bir maliyet ve
daha önceden hap yap para kap misali Türk Bank'ın ihalelerini hatırlayın. Bankaların birilerine peşkeş çekildiği, vatandaştan sıcak parayı toparlayıp boş şirketlere aktarılıp yükünün de devlete yüklendiği bir bankacılık sistemini o depremin, krizin ortamında 57. Cumhuriyet Hükümeti neşter koymuş. Bankalar yasasını, o zaman genel başkanımızda ifadesi vardır. Ülkemizin geleceğini baldıran zehri içeriz dediği. Bankalar yasasından en fazla o günle faydalanan kim? Uzan grubu, belirli gruplar. Peki onlarla mücadeleyi bu hükümet sert ve kendi menfaatine hangi yasayla yaptı? Bizim çıkardığımız bankalar yasasıyla. Bankalar yasası ondan sonra genel bir değişikliğe uğradı mı? 3-5 rütuştan başka uğramadı. Yani ellerine güçlü bir banka yasası. Derviş yasaları dedikleri bir ekonomik program uygulandı. 13 yıldır AKP iktidarının vatandaşa yansıyan bir program dahilinde bir ekonomik projeleri sundular mı? Hayır. Bizim doğru olan yapılması gereken yaptığımız reçetelerin üzerinden nemalandılar. Bir tane AKP vekili, bürokratı, biz 57. hükümetin üstüne bankalara ilişkin şu yasaya getirip de sıkıntıyı çözdük diyemez. Miras yediler tabiri caizse. Ekonomik programı ortaya koyduk diyemez. Tabiri caizse miras yediler. Mevcut cumhuriyetin kazanımlarını Tüpraş, Telekom dahil satılabilecek her şeyi satarak sıcak paraya kavuştular. Üretmeden bir tüketim ekonomisine getirdiler. Sıfır sorun aldıkları sınır komşularımızı hepsiyle sorun hale getirdiler. Sıfır terör aldıkları çözüm süreci adı altında çözümsüzlüğe götürdüler. Çözüm süreci dedikleri barış süreci adı altında gencecik barışlarımızı tabutlar içinde baba ocaklarına gönderdiler. Daha geçen hafta Çivrili bir şehidimizi toprağa verdik. Diyorlardı ki silahlar susacak, çözüm gelecek. Sanal alemde dediğim budur. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığından başkanlığa geçmek için bir senaryo kurdu. Sanal bir mutluluk yolu çizdi. Sayın Başbakanımız da akademisyenin getirdiği piyasadan da kısmen kopuk olmanın verdiği, sokaktan kopuk olmanın getirdiği, hocalığın getirdiği ayakları yere basmamanın etkisiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın sanal mutluluk reçetesine siyasi mutluluk reçeteyi yazacağını sandı veyahut da o role getirdi. Geldiğimiz nokta nedir? Düşünün, 2002'de terör yok, terörist yok, sınır dışında veya mağaralarda takip edilmekten, başlarını çıkarmaktan, yakalanmaktan korkusuyla fellik fellik kaçıyorlar. Bir polis selahiyet kanununda değişiklik yaptılar. Polislerimizin elindeki yetkiyi aldılar. Polislerimizi karakola hapsettiler. Bir askeri vesayetten ülkeyi kurtarıyoruz diyerek askerlerimizin elindeki yetkiyi aldılar. Askerlerimizi kışlalar hapsettiler. Arkasından belediyelerde malum örgütlere, belediyelere teslim ederek teslim olmasını sağlayan argümanı, belediyelerde çözüm süreci altında bölünmeci zihniyete teslim ettiler. Kırsalda asker hakimiyeti kayboldu güvenlik noktasında. Şehirde polis hakimiyeti kayboldu. Belediyeleri de malum kişilerin eline teslim edince bir kendilerine göre tampon bölge oluşturmak için zemin hazırlandı. Şimdi en son geldiğimiz noktada Tugaylara taciz atış yapılıyor. Havan atılıyor. Çözüm sürecinin geldiği nokta ülkenin
barış sürecinin yok olması, çözümsüzlük. Daha dün gazetelerde Ağrı'da Kobani üçgeninde bir kantonluk bir şeylerden bahsediliyor. Ağrı'yı da kanton yapacaklarını söylüyor. 2002 Kasım'ında bunu hayal etmek, konuşan adama deli derlerdi. Her şey güzel olacak diye bir yola çıktılar. Ben vatandaşımıza soruyorum. Her şey güzel oldu mu? Her şey güzel olduysa bu niye böyle oldu? DAEŞ'i, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikasını ters yüz ederek yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini bölgesel bir güç olma adına, yani Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığı, eş başkanlığından da bölgesel başkanlığa hayali ülkemiz ne hale getirdi? Seçim yapılmış, hala koalisyon konuşuluyor. İşte bugünkü yerel gazetemizin haberi. Sanal gündem bunlar. Bunları sanal gündem oluşturarak Sayın Cumhurbaşkanı'na AKP 300'ü geçer de nasıl başkanlığa gider? Ama Türkiye nereye gidiyor? Boş verin Türkiye nereye gittiği çok önemli. Denizli'miz ne? 6 Ağustos Perşembe. DEHA gazetesinin, yerel gazetesinin haberleri. Denizli borç alınıyor. Denizli milyarlarca devasa kredi borcunun içinde. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre Denizli halkının 2015 yılında kredi borç stoku 11 milyar. 1 milyonluk 17 milyar. 1 milyonluk Denizli'de kişi başına, biz şu programı yaparken dünyaya gözlerini açan hastanede Sabi Bebek 17 bin TL borçla başlıyor. Denizli hak ettiğini alıyor idi. Denizli gerçekten hak ettiğini almış. Nasıl almış? Nasıl 13 yıl ülkeyi, her şeyi satarak, sanal bir mutluluk reçetesiyle insanları avutarak almış. Denizli'de kişi başı 17 bin TL borçlanarak. Peki soralım, Türkiye'de 13 yılda elbette bir hükümetin görevi yol yapmaktır, köprü yapmaktır, şunu yapmaktır. Veya tersinden söyleyeyim, 13 yıl önce evlenen ya da dünyaya gelen bir çocuk için Anadolu'muzun, büyüklerimiz güzel bir bir tane ağaç dikilseydi, bu ağaç 13 yıldır meyveye duracaktı. Bazı büyüklerimiz de şunu yapar. Kanalların, suyun olduğu yerde çocuğu doğduğu zaman kavak diker. Askere giderken düğünde o kavağı satar. Ona sermaye yapar. 13 yıl önce olanların üstüne Denizli'de soruyorum size. İstihdam anlamında, gayri safi milli hasılaya katkı anlamında ne yapıldı? Yapılamaz mıydı? Ne yapıldı? Sizden önce, bizden önce Çardak Belediye Başkanımız vardı herhalde programımızda. Büyükşehir yapıldı. İlçe belediyelerin %35-%140 parası genel bütçeye dahil edildi, büyükşehire dahil edildi. Çöpü ilçe belediyeleri topluyor. Ama çöpün getirdiği kirliliğin temizliği için gerekli olan elzemanın su parasını kim alıyor? Büyükşehir alıyor. Öyle bir sanal alem oluşturdular ki karşılarında kim konuşursa vatan haini, düşman. Bunu nasıl sağladılar? 10 tane misalen söyleyeyim. Masın varsa 8 tanesini paralı adamları kanalıyla ele geçirdiler. Hiç ismini duymadığımız, geçmiş bir tecrübesi olmayan, siyasi bir titri olmayan, siyasi ve akademik derinliği olmayan ne kadar etki ajanı varsa, gün 24 saat ya, isimli kanallar var öyle, hepsine etki ajanlarını, provokatörleri dizdiler, vatandaşlara mutluluk, sanal mutluluk pompalıyorlar. Peki bu sanal mutluluğun Denizli'ye getirdiği ne? Çevrile şehit, kişi başı 17 bin TL borçla doğan bebek. Bunları niye oluyor? Bunlar niye oluyor? Bunlar bir kişinin Büyük Ortadoğu Projesi'nde eş başkanlığını gelebilmek için siyasi hırsları uğruna. Soruyorum huzurunuzda, mahkemelerde de bu çok sıkıntı oluyor. Bizim zamanımızda çıkarılan devlet ihale kanunu nasıl yapılıyordu? Devlet ihaleyi yapıyor. Sayın Vekilimiz çok sıkıntısını çekmiştir.
Vatandaşımız görüyor. İşte vekilim bizim şuradaki ovada yatırım programındaymış. Niye para gelmiyor? Bu ovalar niye bitmiyor? Sulamalar. Evet. Sanal anlamda Baklan olarak konuşayım, Sarayköy olarak konuşayım. Birebir yaşadık. Projelere 1000 TL, 1 milyar para konuyor. Adı var, kendi yok. Ondan sonra yatırım için vatandaşa havucu gösteriyorlar. Şunu yapacağız. Para olmadığı için, aktarılmadığı için programı koyuyorlar, seçimden seçime. Bu nereye etki ediyor? Vatandaşımıza sanal alemde bir veriş ama cebe giren bir şey yok. Baklan ve Sarayköy Ovası'nı birebir yaşadığımız için benim doğumum 65, 34 yaşında vekil olmuşum, 65 doğumluyum. 67'de devlet planlamaya girmiş, Baklan Ovası'nın, Sarayköy Ovası'nın yarısı bitmiş. Fizibilitede. Ancak ana arterler yapılmadığı için yapılan tesisler bir işe yaramıyor. Ne yapıyor buradaki Ankara'daki paslaşarak 10 TL ihale yapıldıysa enflasyon %50 cüzi para ayırıyor. Her yıl eskalasyondan birilerinin cebine garip bakkal amcamın günde 50 ekmek satarak verdiği vergilerden para aktarılıyor. Ankara. Biz bu ihale kanunu değiştirdik. Dedi ki ihale kanunu devlet parasını koyacak, ihalesini yapacak, zaman dilimi içinde de taahhüdünü alacak, milletin parası sağda solda çarçur olmayacak. Ekonomik programı hiç değiştirmediler. Ekonomiye geldi Sayın Erbey'in de. İhale kanununu ben avukat olarak takip etmekten zorlandım. Evet. Benim bildiğim değişik zamanlarda 13 yılda 78 defa. Ara değişiklikler çünkü öyle bir kanunlar çıkıyor ki torba maddesi. Bize dava geldiğinde ben eski kanun, önümdeki kanuna göre vatandaşa yorum yapmıyorum. Hemen internete giriyorum. Kendileri kanun çıkarıyorlar. Güncellendiyse bu kanunu da şöyle çıkarıyorlar. Önce altyapıyı hazırlıyorlar. Bunu diyorlar 3 ayla uygularsak gereğini yaparız. 3 ay sonra değiştiririz. Normal düz müteahhit devlet için düzgün iş yapanların çoğunun haber olmuyor. Evrakları hazırlayınca kadar vakit geçiyor. Şunu demek istiyorum. 13 yılda mutlaka bir şeyler yapılmıştır. Bu ülkeye taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Ama bize 13 yıl önceki huzurumuzu geri versinler. Bize 13 yıl önceki Müslüman insanlar hırsızlık yapmaz. Müslüman insanlar soysuzluk yapmaz. Müslüman insanlar terör kovalayacağına eğitim yurtlarını basmaz diyecek algıyı yıktılar insanlarda. Müslüman algısını Anadolu insanının, mütedeyyin Anadolu insanının Müslüman insanda oluşabilecek, olabilecek hasletlerin bazı kesimler tarafından olmayabileceğini ters anlamda yıktılar. Hayallerimizi yıktılar. Şu an yapılması gereken nedir derseniz, şu an yapılması gereken acilen çözüm sürecini durdurmak, komşularla ilişkilerimizi onarmak. Sayın yine Başbakan Yardımcısı diyor ki toplumda %50 bölündü. Bu Anadolu kültüründe yoktur. Bu Hoca Ahmet Yesevi'nin nefesinden nefeslenen Anadolu coğrafyasında ötekileştirmek yoktur. Ama sokaklarımız ayrıldı. İnsanlarımız ayrıldı. Çözüm sürecinde Denizli'mizde Doğu kökenli kardeşlerimiz yaşıyor. Bunlar Denizli'den ekmek kazanıyorlar. Bunlarla bizim hiçbir ilgimiz, ayrılığımız, gayrılığımız yok. Mezarlarımız bir, camilerimiz bir. Bunların çocukları ama kız erkek olarak iki nesil karıştı. Bu değirmene su taşıyanlar bu çocukların geleceğini, vebali nasıl taşıyacaklar? Sayın Ertemur, da ben onu teşekkür soracağım ediyorum. Şimdi. Biz teşekkür ederiz. Sayın Ertemur, 7 Haziran'dan sonra IŞİD, PKK, DHKPC terör örgütleri bir anda ortaya çıktı. Siz nasıl bir yorum getireceksiniz? Öncelikle terör örgütleriyle ilgili bir de Sayın Erbey'in katıldığınız noktalar var sanırım. Onları da etik olarak açarsanız sevinirim. Yani ihale kanundan bahsetti Salih Bey. Kişiye özel ihale kanunu çıkıyordu. Kişiye özel. Yapılacak iş ve kime verilecekse onun statüsüne uygun bir şekilde çıkıyordu. Dediği gibi bölük pörçük oldu. Sürekli değiştirdiler. Hatta kendi değiştirdikleri ihale kanunlarını dahi baktılar ki yanlış, bir daha değiştirdiler.
Yani böyle bir süreci yaşadı Türkiye. Yani bu olumsuzlukları ve bu yolsuzlukları, bu çirkinlikleri AKP iktidarı 13 yılında yaşadı. Terör, biliyorsunuz Türkiye'de yaklaşık 3 yıldan beri silahlar patlamıyor, annelerimiz ağlamıyor. Bu hepimizi sevindiren bir olaydı. Çünkü Türk'üyle, Kürt'üyle bir bütün olmaya gerektiren anlayışı yaşama geçirmek için önce bu kanı durdurmak gerekiyordu. Bu süreçte çözüm süreci içerisinde 3 yıllık sürede durdu. Bütün mesele niçin tekrar meydana çıktı? Ne oldu da? Ya 7 Haziran'dan sonra. Ne oldu da? Ya hedefi meclise girdi. Patlamaya yani... başladı. Ne oldu da bu terör tekrar hortlamaya başladı? Biraz önce bahsettiğim gibi evet 7 Haziran sonuçlarında istedikleri tablo önlerine gelmediği için. Bekledikleri tablo önlerine gelmediği için yeniden bir kaos süreci yaşatmaya çalışıyorlar ülkemizde. Bu IŞİD'le başlayan, IŞİD'in biliyorsunuz sınır taciziyle orada bir uzman çavuşumuzu kaybettik, şehit ettik, şehit oldu. Dolayısıyla IŞİD'le başlayan IŞİD operasyonunun arkasından biraz önce de söylediğim gibi Suruç ve iki Diyarbakır'da iki polis memurumuzun şehit edilmesi ve arkadan çıkan artık tacizler, karakol baskınları, ardı ardına gelen şey. Kandan beslenenler kanda boğulurlar. Dolayısıyla bu insanların kanının hesabı bir gün bunlara sorulacaktır. Yani siz durup dururken bu ülkede 7 Haziran'da, 6 Haziran'da hiçbir şey yokken niçin şimdi bir anda o kaosu sürüklüyorsunuz? Şu, ben tek başıma iktidara gelmezsem verdiği mesaj o. Bakın kaos oluyor. AKP tek başına iktidara gelirse bakın ne güzel güzel gidiyordu. Çözüm süreci adı altında. Oraya da tatlı meme, buraya da tatlı meme güzel bir şekilde gidiyordu. Ama şimdi ülke bir kan gölüne döndü. Bu kaostan nemalanmak istiyor. Yani erken seçim olacak. Terörden bıkanlar, terörün yeniden hortlamasından korkanlar AKP'ye oy verecek. Hesap bu. Bu terörün de bir karşılığı mutlaka AKP tarafından alınacak. Yani yapılacak erken seçimde karşını bulacak, görecek. Anlayış bu. Peki bu anlayış doğru mu? Ülkemizin içinde bulunduğu şu tablo doğru mu? Bakın ne kadar çok gelir düzeyiniz yüksek olursa olsun, dün birkaç arkadaşla sohbet yapıyordu. Bunların her biri iş adamı. Yani ekonomik kaygıları yok. Hiçbir kaygıları yok ekonomik olarak. Ama huzur olarak ciddi kaygıları var. Hepimizin öyle değil mi? Sokağa çocuğumuzu salmıyoruz. Bir alışveriş merkezine göndermiyoruz. Her an bir terör saldırısı olabilir diye aman kalabalık yerlerden uzak durun diyoruz. Peki böyle bir ülkede yaşanabilir mi? Ne kadar ekonominiz güçlü olursa olsun, ki ekonomik sıkıntı var ama ben ekonomik sıkıntının her zaman aşılabileceğini, el birlik aşabileceğimize inanıyorum. Ama bizim el birlik bu ülkeyi yönetmeye talip olmamız lazım. Siyasetin gereği de bu değil midir? Siyaset, siz çıkarsınız, yapacaklarınızı halka anlatırsınız. Halkın tercihi neyse, kime ne kadar tercih ediyorsa ortaya çıkar. Bugüne kadar yani 2002, 2007, 2011 tek başına iktidara gelirken her şey güllük gülistanlıktı, hiçbir şey yoktu. Halk her zaman kararını saygıyla veriyordu onlara göre, AKP'ye göre. Şimdi tek başına iktidara geliyorlardı. Oh diyorlar, tamam her şey güzel. Peki 13 yıllık yaptığınız bu olumsuz tablonun elbette bir karşılık bulacaksınız halk tarafından da. Halk yine size %41'lik bir oy verdi yaklaşık. Ama tek başına yönetme dedi. Yanına bir arkadaş daha birlikte yönetin dedi. Kucaklayın bu ülkeyi dedi. Bununla da ama AKP olabilir, MHP olabilir, CHP olabilir. Beraberce yapın dedi. MHP'de çok güzel bir ortaklığı götürebilirsiniz. Çünkü tabanlar birbirine yakın. Ama onu da bir şekilde engelleyerek bu süreci böyle uzattılar. Terörle de beslediler. Artık yarın bak bu kaosun içerisinden çıkamıyoruz. Hükümet de kurulmuyor. İşte CHP ile kuramıyoruz. MHP önümüzü kapattı. Yapacak bir noktada kalamadık. Bakın miting alanlarında söyleyecekleri tek söz bundan sonra budur. O kısa süre içerisinde. Peki efendim, seçimden sonra iktidar olursa AK Parti terör bitecek mi? Öyle bir şey yok. Yani terörün biteceği de bu saatten sonra artık terörün çünkü her iki tarafta HDP de aynı çizgide şöyle. HDP bakın Demirtaş'ın söylemleri güzel. Barışı savunuyor. Barıştan yana olduğunu savunuyor. Elbette herkesin barıştan yana olması gerektiğini inanıyorum. Fakat AKP'nin sözlerine baktığınız zaman bu farklı bir tablo çıkıyor. O onu suçluyor, onu suçluyor.
Yani suçlayarak birbirimizi bir yere varma şansımız yok. Konuşarak ortak noktada birleşmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani bu sorun sürekli parlamentoda halledilmesi gerekir. Bu sorun parlamentoda çözülmesi gerekir. Şimdi bir çözüm süreci devam etti ama hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Halk da bilmiyor. Meclisteki milletvekilleri de bilmiyor. CHP'li milletvekilleri de bilmiyor. MHP'li milletvekillerinin süreç devam ediyor ama. Konuşmalar var, gidiş gelin heyetleri var. Bu sürecin anlatılması gerekiyor. İyi niyetli olsaydı bu, mecliste tartışarak, görüşerek biz... Ama akil adamlar tarafından anlatılmadı mı Sayın Ertem? Yok, akil adamlar neyi anlattılar ki? Akil adamları seçen ne, kimdi zaten? Başbakan ki? Oturdu, o zaman başbakanı oturdu, akil adamları yazdı. Sonuçta elbette 3 yıllık bir süreç oldu. Peki niye şimdi o zaman terör patladı? O süreç iyi devam etmiş olsaydı, iyi niyetli ve sağlıklı devam etmiş olsaydı, art niyetli olmamış olsaydı 7 Haziran'dan sonra terör hortlar mıydı? Devam ederdi. Kim istedi bunu? Nereden kaynaklandı? Durup dururken ne oldu da bir anda silahlar patlamaya başladı? Ne oldu da bir anda? Evet, her zaman terör örgütü PKK ülkeyi terk etti, terk etsin silah. Evet, bir barış olacaksa silahlar bırakılacak tabii ki. Oturacaklar, masada konuşacaklar ve bu iş bitecek. Demek ki silahlar bırakılmadı. Sonuç, seçim sonucunun tablosu birileri tarafından mutlu karşılanmadı. Bu terörün yeniden hortlatarak, terörü yeniden tırmandırarak, ülkede bir kaos yaratarak, ülkenin ekonomisinde ciddi bir erozyon uğratarak yeniden, bakın bu koalisyon hükümetleri olmuyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanı geçmiş koalisyonları suçluyor. 16 ay sürdü, 3 ay sürdü. Ya o günkü şartlarla bugünkü şartlar elbette farklı. Biraz önce Sayın Vekilimiz anlattı. Evet, burada biz bir kriz yaşadık 57. hükümette. Ama ülkenin bir ucundan bir ucuna kadar deprem yıktı. Ekonomik çöküntüler oldu. Elbette bunun bir bedeli olacaktı. Elbette o ekonomik anlamdaki o günkü hükümete sorulacaktı. Sistemi ama bir afet vardı. Orada bir tek hata vardı 57. hükümetin istifasında. Sayın Bahçeli'nin bir yıl önce erken seçim kararı almasından kaynaklandı. Ben öyle düşünüyorum. Belki o erozyon bir yıl içerisinde tamir olacaktı. AKP belki bugün iktidarda da olmayacaktı. Peki dışarıdan yani gelen... Bütün bunlar, şimdi o gün 2002'yi şöyle gözümüze getirirsek, zaten AKP'nin gelişi de planlı, programlı, evet. Her şey güzel. O gün ne yaptılar? Demokratik Sol Parti'yi Yeni Türkiye Partisi adı altında parçaladılar, böldüler. Dışarıdan ekonomikle ilgili Genç Parti herhalde. Sayın Derviş'i getirdiler. Derviş Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Genç Parti kuruldu. Yani öyle bir ülkede şey oldu ki, bakın Yılların Partisi, Doğru Yol ve Anavatan Partisi bir anda barajın altında kaldı. 57. hükümeti cezalandıracağız diye MHP'yi de Demokratik Sol Parti'yi halk barajının altında bıraktı. Ve iki siyasi oluşum, Cumhuriyet Halk Partisi, AKP iktidara geldi. AKP'nin aldığı oy %33.5'tu. Ve tek başına iktidara geldi. Böyle bir tablo. Şimdi de aynı tabloyu istiyordu AKP. Şimdi de istiyordu ki HDP kendi parti olarak şeye girsinler. Baraja kalsınlar. Seçime girsinler. Baraja nasıl takılacaklar? Ben de cebimi onların 60-70 milletvekiline koyarım. Hadi başkanlık sistemini yaşama geçirin. Bütün hedef buydu. Ama evdeki hesap çarşıya bitmedi. HDP %13 ile seçim sonuçlarını elde edince, tabii 80 milletvekilini alınca sıkıntı başladı. Zaten seçimin akabinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlamadı mı konuşmaya? Koalisyon olmaz, erken seçim, erken seçim. Bütün bu süreç ondan kaynaklanan bir süreç. Geldiğimiz tabloda bu. Yani peki erken seçimde yine aynı partiler meclise girerse... Değişen bir şey olmayacak. Anketlere baktığınız zaman anketler ne diyor? Yok ki böyle bir uçuk bir anket sonucu yok ki. Yani bir puan belki arttı, bir puan düştü. Peki siyasi yine aynı devam mı edecek yani? Peki aynı sonuç çıkarsa ne olacak? Yani AKP tek başına iktidara gelene kadar habire bir seçim mi yapacağız? Tayyip Erdoğan orada sarayında memnun olsun diye habire bu halk seçime mi gidecek? Böyle bir şey olabilir mi? Yani niçin halkın iradesine saygı duymuyorsunuz? Bu kadar basit. Bakın 2007 seçimlerinde erken seçim her zaman ne derdi Tayyip? Seçimler zamanında yapılacak. Kesinlikle erken seçim olmayacak. Seçimler zamanı. Peki niye şimdi bu değişiklik, niye? Ne oldu? Halk kararını verdi. Tablo bu. Çıktı.
iki tane siyah, tamam HDP ile belki koalisyon kurmak istemiyorsun doğal olarak. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi ülke adına koalisyon kurabilecek noktaya geldiğini itiraf ediyor. Dolayısıyla MHP de aynı şartlarda ülke adına gerekirse ben de yaparım diyor. Ama önce bir deneyin diyor. Olmazsa ben bir daha benimle görüşün diyor. Yani bir şartlar oluşması için niye diyaloglar kurulmuyor? Bugün görüşüyorlar. Toplantının ikinci toplantıyı bir hafta sonra atıyorlar. Böyle bir lüksünüz olabilir mi? Eğer biz ülke menfaati adına bu işi yapacaksak, bugün toplantıya başladıysa sonuç alana kadar o toplantı masasından kimse kalkmamalı. Bir görüşelim. Önlerinde birer beyaz kağıt. Ömer Çelik'in böyle böyle oyun şey resim çiziyorlar orada. Yani o tablo hoş bir tablo değildik o görüşmelerde. Sonuç itibariyle geldiğimiz nokta buraya geldi. Yani eğer iyi niyetli iseniz, eğer koalisyon kurmak istiyorsanız, bu ülke menfaatleri kendi menfaatlerinizden, parti menfaatlerinizden önde ise bugün toplantıya başladığınız andan itibaren sonuç elde edene kadar o toplantı masasına hiç kimse kalkmamalıydı. Sonuç alınacaktı. Sonuç alınmayabilirdi ama bir görüşelim, haftaya bir daha görüşelim. Görüşelim, haftaya bir daha görüşelim. Yani sizin böyle bir lüksünüz yok. Ülke böyle güllük gülistanlık yönetmiyor. Bakın şu anda bakanlar kurulunda milletvekili olmayan bakanlar hala devam ediyor. Nasıl bir yetkidir bu? Hala onlar istedikleri atamayı yapabiliyorlar. Nasıl bir olaydır bu? 7 Haziran bugün Ağustos'un 6'sı 2 ay geçmiş. Hala bu hükümet yani anlamsız bir şekilde görevinin başında. Yani bu Türkiye nereye gidiyor? Böyle bir keyfi yönetim, böyle bir keyfi anlayış olabilir mi? Yani ülkenin halkımızla alay ediyorlar resmen. Tayyip Erdoğan'ı başkan yapana kadar biz seçimle devam ederiz. Ama ben şuna inanıyorum ki erken de olsa, çok erken de olsa Tayyip Erdoğan'a bu halk bu dersi verecektir. Yani o seçimden erken seçim olduğu takdirde AK Parti bu aldığı oydan daha aşağı mı oy aldı? Yani bu halk bu bedeli, bu kanın bedelini, bu şehitlerimizin bedelini Tayyip Erdoğan'a çok güzel ödedir. Çok güzel ödedir. Peki İncirlik'in artık Amerika İncirlik'ten dün sabaha karşı, gece sabaha karşı bir Suriye'ye bir evet. insansız hava uçaklarıyla saldırdı. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani iki tane tecrübeli milletvekili ve o dönemleri yaşamış olarak özellikle Sayın Erbey'in. Şimdi efendim tam oraya gelmek istiyordum. 57. hükümette deprem olmuş. Depremin getirdiği ve geçmişin getirdiği bankalar yasasından dolayı bir kriz olmuş. Bankalar yasasıyla ve ekonomik tedbirlerle bir acil reçete el birliğiyle içilmiş. Tam hasta teşhis edilmiş. Tedavisi yapılmış. Yani bir nekahat dönemi dediğimiz iyileşme süreci, kendini toparlama süreci varken ne olduysa rahmetli Ecevit'in ifadesiyle birisi düğmeye basmış. Başbakan. Sayın Başbakan diyor ki ben 10 gün bak ekonomiden sorumlu devlet bakanıma ulaşamadım diyor rahmetli. Sayın Derviş'e ulaşamıyorum. Başbakan bir reçete uygulanmış ama bir bakana bir başbakana ulaşamıyor. Belirli yerlerde belirli toplantılar yapılmış. Vatandaşlarımızın gözünden mahir kaynak teorileri gibi şeyler söylemek istemiyorum. Yaşananları ortaya koyuyorum. O kayıptan sonra Sayın Vekilimizin ifade ettiği 57. hükümetin protokolle belirlenen birinci partisi Sayın Başbakan olan Ecevit'in partisi tabiri caizse tam ortadan ikiye bölünmüş. Hatta daha fazla parça parça oldu. Bu bir anda da olmamış. Darı patlağı gibi. Üçer beşer üçer beşer ama seri. Yakalanan ekonomik ve siyasi istikrar tabiri caizse torpillenmiş. Bu aşamada DSP'de bir parti disiplini kaybolmuş. Olabilir insanlık. Sayın Başbakan'ın bir sağlık durumu olmuş ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı kaybolmuş. Yok. Ülke bir belirsizliğe gidiyor. Hükümet var mı? Var. Şekli anlamda. Ama toplantı yapabiliyor mu? Yapamıyor.
Sayın Başbakan'ın özel durumu, Allah kimse bilir, olabilir. O toparlanıyor. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı yok. Ve bir parti günde 3-5'er vekille parçalanıyor. O anki dünya konjonktürünü değerlendirin. Sayın rahmetli diyelim, Saddam Hüseyin'in nükleer silahı var mı yok mu? Sanal bir gündem. Bahane ediliyor. Amerika oraya odaklanmış, dünyayı oraya odaklamış. Geliyorlar, gidiyorlar. Bir heyet incelemeden, yerini görmeden nükleer silahı var raporu vermiş Birleşmiş Milletler'e. Ama Birleşmiş Milletler'de tereddütler var, karar alınamıyor. Ama 11 Eylül'den sonra Samamca dünyaya tekrar bir rol biçmiş. Büyük Ortadoğu projesinde de uysal çocuk, küçük dirayet olmayan küçük devletler coğrafyasında istediğim kovboyluğu yapabilirim diye. Israrla İncirlik'ten en yakın lojistik, ekonomik hedef noktasında Türkiye'den Irak'a vurabilmek için İncirlik'i istiyor. Sayın Ecevit, Sayın Genel Başkanımız, biz topraklarımızı komşu ülkeye insanların kanına sebep olacak şekilde kullandırmayız diyorlar. Dediğim olaylar da peş peşe geliyor. Yani DSP'nin dağılması. Bunlar hepsi emperyalist güçlerin bu coğrafyadaki enerji kaynaklarına sahip olabilmesi için oluşturduğu suni iklimler. Tam bu sırada da AKP kuruluyor. Ve erken seçim oluyor. Erken seçimden sonra da ikinci Körfez Harekatı oluyor. Şimdiki senaryo, 10 yıl önceki senaryo buydu. Şimdiki senaryo nedir? İran bir devlet. Devlet ciddiyeti, devlet geçmişi var. Acem kültürü. Suriye tamam. Irak tamam. Orta Asya'dan sıcak denizlere enerji koridoru, Batı'nın ihtiyacı olan ucuz enerjinin, onların lüksünden bir koridora ihtiyaç var. Önce İran'ı sallayabilir miyiz dediler. İran devlet kültürünü getirdi. Saddam gibi krizi kötü yönetemedi. İyi yönetti. İran'la Amerika bir şekilde anlaştı. Daha doğrusu öteledi. Şimdi kaçınacak bir coğrafya var. Suriye, Irak, İran'dı. Sıra kimde? İran'la bir barış görüşmesi, nükleer enerji anlaşma, Türkiye. Zaten aşağıda bir Barzani var. Kukla. Öbür tarafta Özgür Suriye ordusu var. PYD var. Esad var. Bu tarafta ağır itibariyle kendilerine göre bir kanton biçtiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belirsizliğe gidip karartılması, küçültülmesi, sindirilmesi lazım. Bu noktada da taşeron lazım. Birileri gönüllü taşeron olmuştur. Birileri yere söz vermiştir. Ama Türk milliyetçiliği olarak Kürdüyle, Türküyle başkasına demiyorum. Müslüman Türk milleti olarak biz Denizliliyiz, Denizli diyoruz. Vekilimiz şuralıyız, ben buralıyım demiyoruz. Bizim üst kimliğimiz Denizlilik. Ne benim baklanlığımdan ne vekilimin merkezinden olması bizi ayırmıyor. Bu noktada bizi önce kültürel, sonra ırk anlamında, sonra mezhep anlamında ayırarak televizyonlara serpiştirilen paralı 10 bin 20 bin dolar alarak körfez paranın, körfezden pompalanan kirli ve sıcak parayla etki altına alınan basın kanalıyla bizim milletimiz ayrıştırmada kurbağa misali uyutulmaya çalışılıyor. Milletimiz uyur demiyoruz. Bizim eski bir vekil olarak bu toprağın her nimetine faydalanmış, vekillik şerefine millet tarafından nasiplendirmiş birer kişi olarak bizim toplumda kimseyle bir kavgamız, bir dövüşümüz olamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 78 milyon vatandaşının Çanakkale'den bugüne gelen
emaneti çocuklarımıza tertemiz teslim etmek durumundayız. Sayın Uzun Vekili'nin ifadesiyle aynen katılıyorum. Bugün ekonomik zorluklarımız olabilir ama iç huzurumuz ve kardeşliğimiz olursa biz bunu çözeriz. Ama iç huzurumuz bozulduğu müddetçe Suriye'de savaştan 2 yıl önce ben gittim. Emevi Camisi'ne de gittim, Homa'ya da gittim. Yunus Emre'nin dolap değirmen dediği şiirinin olduğu yere de gittim. İnsanlar çok mutluydu. Ama şimdi bütün sokaklarda Suriyeli insanlarımız biçar durumda. Karar vericiler karar verirken belirli mahfillerden aldıkları emirler doğrultusunda Körfez'in sıcak paralarıyla televizyonda konuşmadıkları projelerle değil. Anadolu Türk insanı ne ister? Çanakkale ruhunun devam etmesini ister. Anadolu insanı ne ister? Yetim, garip, kuraba olmasın ister. Örnek, Ermenek'teki maden işçilerinin ailelerinin evinin fotoğraflarını önüne getirin. Geçen günde babası ölüp dedesi bakan Anadolu insanının vakurluğunu gözümle. Kaymakam Bey diyor ki bir şey istiyor musun amca? Devletim bana fakirlik aylığı veriyor. O bana yeter. Bir şey istemem diyor. Bizim milletimizin bu hasletlerini bizim siyasiler olarak, Türkiye'yi yönetmeye talip kişiler olarak, partiler olarak milletimize yalan söylemeyeceğiz. Çözüm sürecini bayram yerine gitsek sorsak 100 kişiye görme engelli insanın fili tarif ettiği gibi ederler. Hiç kimse bilmiyor. 3-5 kişiden dışında. Cumhurbaşkanı yok diyor. Yalçın Akdoğan vardı yıkıldı diyor. İşte bir hükümet görüşmeleri devam ediyor. Her şey konuşuluyor. Niye getirmediler parlamentodaki hükümeti? Zamanımız azalıyor Sayın Erbey. Şunu demek istiyorum. Şu saatten sonra... Biz bu aşamadan sonra yapmamız gereken, yapılması gereken seçimdir olur. Ekonomik kaygıdır olur. Ama devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü dini inançlarımız noktasında insanlarımızın askeri müştereklerini artırıcı söylem, eylem, ifade olup mevcut vatandaşımızın evine giden bir ekmeği gramajını nasıl artırabiliriz? Üniversiteye gidecek çocuğu, örnek söylüyorum, Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı hala çözüm sürecindeki aymazlığı gibi yönetmelik de çocuklar üniversiteye gidecek, çocuklar dershaneye gidecek. Benim dediğim olur, benim dediğim olmazsa gerisini ben kendi istediğim gibi top çevirerek yönetirimle bu iş olmaz. Terörist inleri basılacağına eğitim kurumları devletin tüm yetkilileriyle basılıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Bizim sağduyuya ihtiyacımız var. Bizim serin kanlıya ihtiyacımız var. Bizim üretmeye ihtiyacımız var. Bizim birbirimize saygıya ihtiyacımız var. Siyasilerin de bunları toplumda artırıcı, geliştirici ifadelere ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Sayın Ertemur, bağlayıcı şekilde sormak istiyorum. Amerika artık İncirlik'ten çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Ben biraz daha ilave edeceğim. Tabii 57. hükümet, işte Irak işgali, Amerika'nın o günkü rahmetli Ecevit'in tavrı, asla buna izin vermemesi, o anda kuruluş aşamasında olan AKP'nin kapılar aldığında tutulması, sanki AKP diye bir siyasi oluşum oluşmuyormuş gibi toplumdan uzak tutularak DSP'nin parçalanması, rahmetli İsmail Cem'in YDP'yi kurması, hepsi birer parçaydı. O gün rahmetli Ecevit ve beraber hükümeti götürdüğü siyasi oluşum Amerika'ya şunu dedi: biz burada olduğumuz süre içerisinde Amerika'ya Irak'a işgalini asla izin vermeyiz. Böyle olunca tabii beklentileri karşılamıyor. Biliyorsunuz Amerika o dönemde rahmetli DSP Ecevit'in döneminde Abdullah Öcalan'ı yakalayıp getirip geldiler koydular. 1999. 98'de yakalandı. 98'de yakalandı. 99'da seçim oldu. Evet. 99'da bunu planlayarak artık Amerika'nın gözünde Irak'a kesinlikle girecek. En kolay yerde girmesi için, en az hasarla girmesi için de
ülke Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla bunları red verince o anda da Tayyip Erdoğan her türlü tavizi vererek her türlü tabii siz beni başbakan yapın ben sizi bütün kapılar açacağım. Bunun göstergesi de 1 Mart tezkeresidir. Halkımız bunu unutmamalı. Başbakan Abdullah Gül ve AKP'liler biliyorsunuz o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi direnişiyle karşı karşıya kaldılar. Aynı zamanda da AKP'nin içinde Türkiye sevdalısı milletvekilleri sayesinde o 1 Mart tezkeresi çıkmadı. Bu göz ardı edilmemeli. Ya çünkü eğer o 1 Mart tezkeresi çıkmış olsaydı o günden itibaren bizim sınırlarımızda bütün stratejik bölgelerimizde ki yer kiralamaya, hangar kiralamaya başlamışlardı. En basit örneği Mardin'den ben o zaman görüştüğüm il başkanımla. Abi burada yer kalmadı, kümes gibi yerler dahi kiralanmaya başladı. Trabzon'un havalimanı bile ayarlanmış. Yani Amerika inip gelecek, İskenderun'dan başlayarak bütün o sınırı kendi askerini koyacak ve artık ülke bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne işgal edilmiş olacaktı. Ama resmi bir işgaldi çünkü izni veren sendin. Dolayısıyla o günkü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarıma ve 1 Mart tezkeresini red veren AKP'li milletvekillerine sonsuz teşekkür ediyorum. Gün böyleydi. İncirlik artık kapanır mı diye sordunuz. Amerika buradan çıkar mı diye sordunuz. Amerika zaten bunları hep planlayarak geliyor. Dün değildi bu. Bakın Amerika IŞİD'i Suriye'ye koyan, orada besleyen siyah ajanları ve Amerika'nın ve İsrail'in desteğiyle orada ayakta kaldı. Yani bir örgüt hiç duyulmayan, ismi duyulmamış bir örgüt bir anda Türkiye'nin, dünyanın en korkulu örgütü olabilir mi? O kadar güçlü silahları bir anda elde edebilir mi? Etti. Çünkü o koridoru, Kuzey Irak'taki petrolü taşıması için bir koridor açması gerekiyordu. Bunu zaman zaman PYD ile yaptı, zaman zaman IŞİD ile yaptı. Baktı ki artık sağlıklı bir şey yok. Sağlıklı bir sonuç elde etme şansını bulamadığı için tekrar geldi, döndü ve Türkiye ile anlaştı. Türkiye'de bir takım mutlaka tabii bu anlaşmalar kamuoyu önünde parlamentoda orada burada yapılmıyor. İkili anlaşmalardır bunlar. Amerika ile bizim benim bildiğim kadarıyla 1500 kusur tane 1573 olarak biliyorum. İkili anlaşmalar olduğunu biliyorum. İkili anlaşma. İkimiz oturup anlaşıyoruz. O günün başbakanı, o günün şeyi. Dolayısıyla bunlar çok su yüzüne çıkmıyor. Ve gün oraya geldi. Şimdi biz İncirli'ye NATO ittifak ülkelerini açtık. Aslında direkt Amerika'yı açmadık. Ama dolayısıyla bu işin kullanıcısı, bu işin artık Orta Doğu'da işte dün biliyorsun işte insansız hava aracıyla sabah karşı bombalandı. Yani başladı artık. Oraya... Peki meclisten çıkması bu İncirli kullanma için meclisten çıkması karar meclisten çıkması gerekmiyor mu? Hayır karar meclisten çıkmadı ki işte iki anlaşma dediğim olay o. Yani hükümet anlaşıyor bunu. Hükümet izin veriyor. Daha önceki tezkerede yetki aldığını söylüyorlar. O tartışılır. Ama o tezkere şey değil bu ki. Bu amaçta değil yani. Yani İncirli'yi kullanabilir amacı benim askerim oraya girebilir amacı biz evet. O. Ama ben de diyorum ki dışarıdan gelecek kendi, NATO dayı olmuş olsa meclisten karar geçmesi gerekiyor. Kendi huzurumuz için, kendi sınırımızı kullanmak için gerekirse sen Irak'a girebilirsin diye yetki verdik zamanında. Gerekirse Suriye'ye girebilirsin diye yetki verdik. Ama kendi askerimiz tabii olarak. Tabii ki canım. Yani o farklı bir olay. Yani o tezkereyle bağlıyorlarsa bana göre o tezkerenin içinde şey yok ki. Hadi bağlama yani olarak değil de ben düşüneceğim meclisten çıkması gerekmiyor mu? Bu kararın İncirli'nin NATO üstlerine veya... Sayın Sedat Bey'e. Seçimden önce Dışişleri Bakanlığı'nın sahur odasında bazı şeyler yansımıştı hatırlarsanız. Dışişleri'nin sahur odasından bazı şeyler. İşte oradan 3-5 bomba atılırsa şöyle olur, böyle olur. Bazı şeyler önce ayarlanıyor, planlanıyor, sonra kurgulanıyor. Ama ben şey olarak söylüyorum, İşitten, yani meclisten çıkması gerekmiyor. Meclisten yani iki vekil olarak. Meclisten çıkmadı, meclis toplanmadı ki zaten. Karar alındı. Eski tezkerenin yetkisini kullandığını düşünüyorlar. Doğru mudur, yanlış mıdır tartışılır. Ama yeni bir tezkere almak en doğrusudur. Yeni bir tezkere çıkarmak gerekir. Şu an itibariyle ikimizin de düşüncesi yani benim de düşüncem. Amerika'nın yani şimdi... artık Türkiye'deki o incelik üstünden bir daha çıkmayacağı konusunda. Acaba yani çünkü... IŞİD'in Türkiye'ye saldırması, saldırtılması veya saldırıyor görüntüsü vermesinin 3. 4. ayağı mıydı bunlar diye de düşünmek lazım. Öyle bir şey olacak ki yani birisi bir reaksiyon gösterecek. Bak saldırdı. Sahur odayla konuşulanlarla gündemi değerlendirirsek
Kimseyi suçlamıyoruz. Ama biz senaryonun ayakları yavaş yavaş konuluyor. Şimdi baktığınız zaman NATO ülkeleri bugüne kadar hep bize derdi ki dur yapma etme tutma. Şimdi diyorlar ki tamam sen haklısın sınırlarını koru. Ama biz de gelelim sana yardım edelim. Ama değil, burada bir tezat daha var. Biz de gelelim sana yardım edelim. Amerika gözüyle bakarsak veya Amerika'nın uygulamalarını oradan gelip yani Amerika'dan gelip NATO adına NATO'nun amiral NATO rütbesinde gelmedi, Amerika geldi ya, 30 yapıyor ama bizim de çözüm sürecinden sonra şehitlerimizin barış sürecinden sonra barışlarımızın şehit olarak gelmesinden sonra devlet olmanın gerektiği yapmamız gereken koruyucu önlemlerde orantısız güç kullanıyorsun diye de şerh düşüyor. Sormak lazım. İncirli'ye niye geldin? Getirildin? Benim şey insanlarım şehit edilirken devlet olarak can güvenliğini, mal güvenliğini, eğitim hakkını koruması gereken bir devletin orantısız güç kullanıyor demenin manası ne? Ama Sayın Ertuğrul bunun açıklamasını yaptı. Yani size destek olmaya geliyorum. Yani siz sınırlarınızı koruyun ama hayır şimdi Amerika en basit, en ekonomik savaşını İncirlik'ten yapar. Çünkü sınırdan bir ötesi bombalayıp geri gelecek. Yani hem yakıtı basit olacak, hem dönüşü basit olacak, kaybı olmayacak, hiçbir şeysi olmayacak. Dolayısıyla bu topraklar saldıracak toprakların en yakın bölge bizim bölgemiz. Yani oradan kalkıp IŞİD alanlarını bombalamak için, onun mevzilerini bombalamak için en kolay, en basit yer İncirlik'tir. Ama sadece IŞİD değil artık. Artık o bütün Orta Doğu'da beğenmediği, Orta Doğu'daki kendine yakın olmayan yönetimlere karşı İncirlik üssünü sürekli kullanmaya açık noktaya getirdi kendisini. Artık Orta Doğu'da savaş bitmez. Ben her zaman söylediğim bir söz vardı. Orta Doğu'da savaş petrolün bittiği gün, doğal gazların bittiği gün biter. Dönüp arkasına bakmadan Amerika gider kendi üstünde oturur. Çok... Bugün eğer o kadar mesafede gelip buralara size demokrasi getirdik diye biraz önce Sayın Vekil'in dediği gibi Irak'a demokrasi getireceğiz. İşte Saddam'ın nükleer silahları var. Bir tane nükleer silah çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Peki bu dünya milleti hiç sesini çıkarıyor mu? Hayır. Niye geldin sen buraya diyor mu? Hayır. Peki yani böyle bir güç, işte böyle küçük devletleri, küçük böl, parçala ve yönet anlayışı, Amerika'dan anlayışı, bugün bizim de ona jandarmalık yapmamız, işte şu İncirliği açmamız da bir şekilde jandarmalık yapıyoruz. Elbette biz NATO ülkesiyiz. NATO ülkesinin herhangi bir üyesine bir saldırı yapıldığında tüm üyeler reaksiyon gösterme zorunluluğu var. Tamam, gelsinler biz destek olsunlar. IŞİD belasından ki kendi yarattığı belayı, geçmişte Saddam'ı da kendi yaratmıştı. O belayı Amerika getirmişti İran başına. 11 yıl İran'la savaştırdı. 11 yıldan sonra savaş bittikten sonra Saddam bu kez kendine cephe alınca geldi burada idam etti. Yani bu bir parça, bu kurgu ama bu kurgu dönem dönem yaşama geçen kurgulardır. Yazılmış senaryolardır. Amerika bunu her zaman her ülkede yapmıştır. Bir Afrika'da biliyorsunuz elmas savaşları vardır. Onu da Avrupalılar işte Belçika, Fransa, İtalya yapar. Petrol savaşları vardır Orta Doğu'da. Dünyanın iki bölgesidir bu. Bu iki bölgede de Orta Doğu'da da Amerika ve İngiltere vardır. Onlar da kendi enerjilerini halkın, kendi halklarının refahı, mutluluğu için diğer halklara zulmederek kazanırlar. Sayın Ertem'e çok teşekkür ederim. Zamanımız kısıtlı. Çok konuşulacak şeyler var ama kısa ve öz olarak son cümlelerinizi alayım. Buyurun Sayın Ertemur. Yani biraz önce söylediğim gibi bu sürecin ülkemiz adına gelişen süreçlerin olumsuzluğundan, bu şehitlerimizin, annelerimizin acı feryatlarından hemen kurtulmamız için ivedilikle bu parlamentoda 7 Haziran'da oluşan parlamentodaki bütün milletvekillerinin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaları gerektiğine inanıyorum. Artık ülkemizde yeniden gözyaşın, kaosun, korkunun egemen olduğu bir ülkeden olmaktan çıkarak refahın, mutluluğun, huzurun yaşama geçtiği bir ülke olması diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Buyurun Sayın Ermey. Efendim ben de teşekkür ediyorum. Bizlere de sabırla
dinleyenlere, izleyenlere de teşekkür ediyorum. Dünya her yüzyılın başlarında birileri tarafından şekillendirilmiş. Şimdi o gayretleri görüyoruz. Birilerinin ne yaptığı çok önemli. Birilerinin ne düşündüğü çok önemli. Ama bizim 1000 yıllık bu coğrafyaya yurt edinmiş, geçmişinde acılar paylaşılmış, geçmişinde Çanakkale olan, geçmişinde İstiklal Harbi olan, Kıbrıs Harekatı'nda Diyarbakır Lice'nin askerlik şubesinin önü geceden vatan aşkıyla doldurulan insanlarımızın bugün bizi birileri tarafından nereye getirildiğine iyi bakmamız lazım. Biz kendi içindeki problemlerimizi zaman içinde İslam'ın bize yüklediği barış iklimi içinde her türlü çözebiliriz. Ama öyle bir zaman gelir ki bizim problemlerimizi bizim çözmemize birileri müsaade etmeyecek şekilde içimize el atarsa, Allah korusun, İran hali ortada, Suriye'nin hali ortada. Burada kimseye biz korku filmi seyrettirmiyoruz. Ancak tarih eğer ders alınsaydı tekerrür etmezdi demiş Yüce Mehmet Akif. Biz geçmişimizden bugünü, bugünümüzden geleceğimizi demokrasi içinde, huzur içinde üretim, daha iyi yaşamsam nasıl yükseltebiliriz diye el birliğiyle düşünmek durumundayız. İnsanlarımız olarak mutlaka farklı düşüncelerimiz olacaktır ki gelişim olsun, üretim olsun, tekamül olsun. Ama 800 bin kilometrelik Anadolu coğrafyasından parçalar koparınca Çanakkale'deki şehitlerimize Diyarbakırlı Ziya Gökalp'in torunları ne diyecek? Mehmet Gazi'nin torunları olarak bizler ne diyeceğiz? Tarih vebalini almamak için çok düşünüp, sağduyulu düşünüp, birbirimize saygılı düşünüp el birliğiyle yaşamanın yollarını bulmak zorundayız. Bizi birbirimize düşürürlerse bizi ayıran, bize destek olan olmaz. İki siyasetçiden ne güzel. Bizim yapmamız gereken Allah rızası için, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için bu ateşi bir an önce söndürüp dünyanın, sıkıntımız da hep şudur, ilk 10 ülkesinde ekonomik ferahı sağladığımız an bu yabancı eller bizim içimizden çekilir. Onu sağlama gayretinde olmalıyız. Denizli'miz daha çok üretmek durumunda, daha kaliteli üretmek durumunda, daha markalaşmak durumunda. Biz Denizli olarak insanlarımıza bunun gayretinde olduğumuzu gösterdikten sonra, herkes kendi üzerine düştükten sonra inşallah 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra geçmiş, gelecek kuşaklar nasıl biz geçmişimizden iyi olarak anıyorsak iyi anarlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah Allah bunları yapmamıza bize fırsat verir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben de her iki konuğuma, Sayın Ertamur, Sayın Erbey'ine bizlere bilgilerini, tecrübelerini aktardıkları için, sizler de bizleri sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka Çerpaz Açı programıyla tekrardan sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın.